Biliyorsunuz Suriye'deki Suriye'nin geleceğiyle ilgili görüşmeler Astana'da bir süre devam etti ve hala ateşkes bağlantılı görüşmeler devam ediyor. Rusya sadece Suriye genelinde bir ateşkesi değil, Suriye'nin geleceğiyle alakalı bir anayasa yazım çalışmasını da muhaliflerin önüne koymuş oldu. Daha önce buradan defalarca söylediğimiz üzere Suriye'nin geleceği de Aynen Irak'ın geleceği, aynen Afganistan'ın geleceği, aynen Libya'nın, Yemen'in geleceği gibi o ülkelerin halkları tarafından değil, dışarıda belirleniyor. Şimdi Suriye politikamızın geldiği nokta itibariyle birkaç husus var. Biz güvenli bölge oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu güvenli bölgenin alanı Fırat Kalkanı harekatının alanıyla doğrudan bir orantılı bir alan olmasını öngörüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'de ve civarında güvenli bölgeler oluşturulmasından bahsediyor. Biz tekil bir güvenli bölgeden bahsediyoruz. ABD ise çoğul kullanıyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Şimdi bizim belir belirtildiği bizim öngördüğümüz güvenli bölge belirttiğimiz gibi Fırat Kalkanı operasyonunun alanını oluşturuyor. Eğer bu gündeme gelirse. Ancak bu gündeme gelirse ABD'nin oluşturacağı güvenli bölgelerin nerelerden müteşekkil olacağı belli değil. Muhtemelen PYD'nin alanı buna Afrin'de dahil, Membiç'te dahil yeni güvenli bölge olarak sunulabilir. Türkiye esasen kendi terminolojisine uygunmuş gibi buna balıklama atladığı anda esasen ne ile karşılaşacağını bilmeyeceği bir sonuçla da karşılaşabilir. Bu konuda bu güvenli bölge konusunun kullanılırken bunların da hesaba katılması gerektiğini düşünüyoruz. İkinci bir konu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyor ki biz diyor bu alana diyor uçuşa yasak bölge, güvenli bölge dolayısıyla Türkiye'deki mültecilerin bir kısmının kamplardaki mültecilerin bir kısmının buraya gönderilmesini öngörüyoruz diyor ama bir şey ekliyor. Burada diyor eğit donat kapsamında, eğit donat kapsamında eğitilen unsurların yani ÖSO'nun buranın milli ordusu olarak görev yapmasını yapabilir diyor. Peki Türkiye'nin eğittiği ÖSO bu bölgede Türkiye'nin öngördüğü güvenli bölgede böyle bir işlev görürse ABD'nin eğittiği YPG unsurları da Keza PYD bölgesinde güvenli bir milli bir ordu olarak tırnak içinde takdim edilirse Türkiye ne yapacak? Rakka planının PYD alanı üzerinden gerçekleşmesi gündeme getiriliyor. Ne demek istiyorlar yani? Akçakale'den doğrudan Rakka'ya işte 90 kilometrelik bir alanmış. Dolayısıyla burası daha kısa olurmuş. Türkiye'nin Elbeyli sınırından Rakka'ya 200 eğer Elbap üzerinden giderse 210 kilometreymiş daha uzunmuş dolayısıyla daha kısa bir alandan operasyon yapalım deniyor. Ve bunu basına servis ediyorlar. Size açık açık söyleyeyim. Bu saçma bir plan. Neden? Bir, Türk ordusu PYD'nin, YPG'nin şu anda kontrol ettiği alanı yararak mı geçecek Rakka'ya? Eğer burada bir çatışma öngörülecekse o zaman siz bunu Amerika Amerika'yla Anlaştınız mı? Veya kiminle bunu anlaştınız? İki, eğer PYD'den bir izin alacaksa, eğer bir şekilde bizim geçişimiz, o zaman PYD, PYD meşrulaş, meşrulaşmış olmuyor mu? Eğer PYD'den bu izin alınmayacaksa, ABD üzerinden bu iş götürülecekse, o zaman ABD'nin gücü, PYD'yi kullanmak suretiyle Türkiye üzerinde daha fazla artmış olmuyor mu? Biz bir de Rakka'ya niye gidiyoruz? Yani Amerika bizi oraya istiyor diye, PYD'yi meşrulaştırmak istiyor diye Türkiye'deki yönetim bunu gündeme alıp Türkiye'nin kredibilitesini sıfırlamak mı istiyor bölgede? Niçin istiyoruz biz bunu? Biz Raqqa'yı niye istiyoruz? Eğer öncelik öncelik işitin kovulmasıysa Elbap'tan sonrasına başkaları karar versin. Türkiye zaten üzerine düşeni yapıyor ve yap, yapmak zorunda o Türkiye. Ama Başka birisinin oyun planına uyup, başka bir şeyin peşinde koşmak ve yaranmak ise bunun son derece yanlış bir şey olduğunu hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bu rakka işin, işi ve hevesinden hükümetin uzak durması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi son bir konu belirtmek isterim. Özellikle bu konunun gündeme gelmesi, referandum öncesinde gündeme gelmesi... Milli konuların kaşınması ve oradan elde edilecek oyun referandumda AKP lehine devşirilmesi bir taktik olabilir. Ama milli konularda eğer buysa bunun son derece yanlış olduğunu söylemek istiyoruz. Güvenli bölgeyi tesis ettiğiniz zaman oranın güvenliğini kim sağlayacak? Sizin eğittiğiniz ös mı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Suriye'de bir çözüm olmadan Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir karar verilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bütün unsurlar devreye sokulmadan Suriye'de parça başı altını çiziyorum. Parça başı bir çözümün Suriye'nin bir felaketi olacağını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca bu vatandaş olarak bunları alırsanız belki AKP'ye referandumda oy sağlayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin siyasi bir konuyla siyasi bir ajandayla Türkiye'nin geleceğini karartma hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalı. Türkiye gerçekten bu konuyla yüzleşecek. 2017 yılı bu konu bu konunun Türkiye'nin gündeminde daha fazla yer aldığı bir yıl olacak. Çünkü hem Suriye'deki gelişmeler hem referandum bağlantılı giden süreç hem de uluslararası toplumun Suriye'ye ve dolayısıyla Türkiye'ye bakışı birlikte değerlendirildiğinde yeni dinamikler çıkacak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak. Ben bu konularda hükümetin bir duyarlılık sergilediğini görmüyorum ve bundan üzüntü duyuyorum. Hele özellikle bu kadar ciddi konuların bu kadar ayaküstü geçiştirilmesi, ayaküstü bir şeylere karar verilmesi, Türkiye'nin önceliği olmayan konuların öncelikmiş gibi gösterilmesi, önceliği olan konuların ise arka tarafa itilmesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değil hepinize saygılar sunuyorum